merak ettiğim şeyleri incelerken videosunu çekiyorum. Bu da onlardan bir tanesi. Küçük senkron motorun ne olduğunu, nasıl çalıştığını, içinde ne olduğunu merak ettim. Bir senkron motoru incelerken videosunu çekiyorum. Eskiler bilirler, motorlu zaman röleleri vardı. O zaman rölelerin içerisindeki motor senkron motor. Senkron motorun özelliği sabit devirde dönmesi. Onun içerisindeki senkron motoru kullandım. Gerilim veriyor mu diye bir bakalım. Yani küçük gerilimler alıyoruz. Bunun devir sayısını yükselttiğimizde daha yüksek gerilimler verir mi? Açık söylemek gerekirse bilmiyorum. Sökmeye başladım. Üzerinde herhangi bir vida falan yok sökebileceğim. Presli bir yapı yapmışlar. Günah benden gitti. Dönüş yok. Bundan sonra söke söke bunun içerisinde ne varmış bakacağım. Zaten kullanacağım bir şey yok. Geride toplamayı düşünmüyorum. Bunlar alüminyum parçalar, dış gövdedeydi. Yani antimanyetik bir malzeme, manyetik bir malzeme değil. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Bu da yine onun altındaydı, alüminyum pul. Bu bildiğiniz bir bobin. Bildiğiniz bir bobin. Burada ne diyelim, bu şekilde çıkıntılar var. Peki nasıl dönüyor? Açık söylemek gerekirse daha önce bununla ilgili bir şey görmedim. Yani ilk defa bir senkron, küçük senkron motorun içini açıyorum. Daha önce karşılaşmadığım bir yapı. Dönme olayı nasıl gerçekleşiyor diye sorarsanız, şimdi bu alüminyum vardı arada. Bunların ikisi üst üsteydi, en üstteydi. Arada şu alüminyum pul vardı. Ben tahminimi söylüyorum. Tahminim şu.
bobin enerjilendirdiğinde buradaki demir burası şu kısmı mıknatıslandırıyor. Yine aynı şekilde bobinin üstündeki şu iki demir parçayı da mıknatıslandırıyor. Peki dönme nasıl oluyor? Dönmeyi yapan şura benim anladığım. Ne demek istiyorum? Şimdi bunlar bakın. Karşılıklı simetri değil. Mesela şunlar karşılıklı oturuyor çıkıntılarla ama şuradaki demirle şu demirle karşısındaki demir şu ne diyeyim pimle ya da işte demirle karşısındaki demir tam oturmuyor. Muhtemelen şimdi manyetik malzeme olduğu için bu üstteki demir, şu demir, bu demir, şu manyetik malzeme olduğu için manyetik alanı örneğin çekiliyor. Burada demir olduğu için de en kuvvetli çekilme noktası bura. Şimdi aşağıda şöyle karşılığa alın alına geldi diyelim aşağıdakiyle. Alın alına geldi ama şuradaki çıkıntı bak buraya bir miktar yakın. Bu buna göre biraz daha uzun ama buraya yakın. Bu sefer bu bunu çektiğinde şuradaki demir muhtemelen bununla ne diyeyim kutup eksenine gelebilmek için bu yönde bir kuvvet uyguluyor. Buna oturuyor. Bu sefer bu buna oturduğunda mesela şuradaki demirle şuradaki demir ya da işte ne diyeceğimi de bilmiyorum buna. Bunlar şu yandaki manyetik akının yoğun olduğu şu ne diyeyim çıkıntıya doğru hareket etmek istiyor. Bu sefer bu kutup eksenine oturduğunda bu ve bu kutup ekseninden çıkıyor. Anlatması da zor ya. Şimdi tekrar deneyeyim. Şöyle getirdiğimize bakın. Bu demirle aşağıdaki yıldızıyım, aşağıdaki de yıldızıyım. Daha net anlarsınız. Yukarıdaki şu demirlerle, şu kısımla aşağıdaki yıldız alın alına oturduğunda bu aşağıdaki yıldızın şurası kutup eksenine şöyle göstereyim. Kutup eksenine yakın. Bu buna göre biraz daha uzak. Burada manyetik akılar, şu kısımda manyetik akılar daha yüksek olduğu için örneğin şunu getirdi alın alına çekti. Çekince şuradaki çıkıntı yıldızın bu kutup eksenine doğru, buradaki de bu kutup eksenine doğru oturmak istiyor. Niye? Orada manyetik akı daha yüksek. Bu buraya oturduğunda şöyle gösterelim. Bu buraya oturduğunda bunu kutup ekseninden çıkarıyor. O da bir sonraki kutup eksenine sanki step motormuş gibi çalışıyor. Burada adımları oluşturan bu yıldızın kendisi. Bu yıldızın kendisi. Muhtemelen burada da karşı tarafta da bir manyetik akı şunlarda indikleyeceği için şu her bir kısa devre, rotorun kısa devre çubuğu gibi düşünün asenkron motorun. Burada bir akım geçiriyor, burada bir manyetik alan oluşuyor. Bu manyetik alan da kutuplanıyor. Ve manyetik akı şu oturduğunda, karşılıklı olarak oturduğunda buradaki olan manyetik alı bu yıldızın kutup eksenine doğru bir çekim gerçekleştiriyor. Bunu az önce oturanı kutup ekseninden çıkarıyor. Bu şekilde dönme sağlanıyor gibi geldi bana. Ama devir yönünün hep aynı yönde dönmesini nasıl sağlıyor? Mekanik olarak mı sağlıyor? Burada elektriksel olarak bir şey mi var? Bilmiyorum. Merak ettiğim şeyleri incelediğim videolardan bir tanesiydi bu. Küçük senkron motorun içinde ne vardı açık söylemek gerekirse merak ediyordum. Demin nasıl gerilimi aldık? Muhtemelen gerilim de bundan artık mıknatısiyetten kaynaklı. İşte bunun artık mıknatısiyeti bu sargıları kesti gibisinden bir durum olabilir orada da. Ama herhangi bir mıknatıs yok bunda. Bunu böyle uğraşana kadar şunları mıknatıslardan yapsalarmış daha kolay olacakmış. Ama dediğim gibi benim şu anda herhangi bir kitap falan okumadım, bir yerlere bakmadım ama aklıma gelen burada manyetik alan oluşuyor. Şu kısa devre çubukları diyeyim ben bunlara. Bu kısa devre çubuklarından akım geçiriyor. Aşağıdaki yıldızın şu anda bakın bu kısa devre çubuğu yıldızın kutup ekseninde. Ama
Burada oluşan manyetik akı bu yıldızın bacağının kutup eksenine doğru, bu da buradakine doğru hareket etmek istiyor. Onlar hareket edince bu sefer deminki kutup ekseninden çıkıyor. O da bir sonraki kutup eksenine doğru hareket ediyor. Benim buna getirebildiğim en mantıklı dönme açıklaması bu. Merak ettiğim video serilerinden bir tanesiydi. İçinde ne var? İnceleyip görmek istedim. Küçük senkron motorun içi de böyleymiş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.